Bir top belli bir yükseklikten bırakılıyor. Bizden istenen de bu yükseklik x olsun. Tabii buraya değiyor, tekrar yükseliyor. 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Bu birinci değme. Tekrar değiyor, yine daha az yükseliyor. 3 bölü 4'ü kadar. Bu şekilde gidiyor. Böyle aynı mantıkta 5. değişe kadar, 5. değişten sonra ıslak zemine geliyor ve 3'te 1 kadar, yani çok daha az yükseliyor. Böyle giderek bizden 11. çarpmanın yüksekliği 1 santim olarak, pardon 10. çarpmanın yüksekliği 1 santim olarak verilmiş. Şimdi bunu aşağıya yazarak ilerleyelim. 1. çarpmada ilk x yüksekliğinden atılmıştı. Bu x'in 3 bölü 4'ü kadar yükselecek. Yani x çarpı 3 bölü 4 kadar santim yükselecek. 2. çarpmada x çarpı 3 bölü 4'ün 3 bölü 4'ü kadar. Yani x çarpı 3 bölü 4'ün karesi kadar. Bakın 2'de kare geldi. Aynı mantıkla 5'e kadar gittiği için 5. çarpmadan sonra x çarpı 3 bölü 4 üzeri 5 kadar yükselecektir. 6. çarpmada mantık değişiyor. 6. çarpmada yine bir önceki yüksekliği yazalım. 3 bölü 4 üzeri 5. Bunun 3'te 1'i kadar yükseliyor. Bundan sonraki çarpmada hep 3'te 1 kadar yükselecek. 7'de x çarpı 3 bölü 4 üzeri 5'in tekrar 1 bölü 3'ün bir daha 1 bölü 3'ünü alacağız. Yani 1 bölü 3'ün karesi. Bu sefer sırayla bakın şu üs arasında ilişki kuracağız ki 7 iken 2 olduğundan, yani eksi 5, 7'den 5 çıkarttık. İkinci üssü bulduk. Benden 10. çarpmayı istediği için ne olacak bu? X çarpı 3 bölü 4 üzeri 5 çarpı 10'un 5 eksi 1 bölü 3 üzeri 5 olacaktır. 10. çarpmadan sonraki yüksekliğin 1 santim olduğunu biliyoruz. Demek ki bu 1'e eşit. Bunu tekrar yukarıya yazalım. X çarpı, şu üssü 5'i de dağıtalım. 3 üzeri 5 bölü 4 üzeri 5 çarpı 1 bölü 3 üzeri 5 eşittir 1. Bakın şu 3 üzeri 5'ler sadeleşti. 4 üzeri 5 de karşıya çarpı olarak geçerse ilk atıldığı yüksekliğin 4 üzeri 5, yani 1024 santim olduğunu buluruz. Kesirin değeri 2 bölü 3'müş ama kesir bilmiyorum. 2 bölü 3 olabilir, 4 bölü 6 olabilir, 20 bölü 30 olabilir. Bunların hepsi 2 bölü 3 değerine eşit. O yüzden genel olarak bunu 2K bölü 3K olarak gösterebilirim. Bu şekildeki kesirlerin hepsinin değeri 2 bölü 3'tür. Diyor ki payına 2 eklenince, payına 2 eklediğimizde değeri 1 oluyormuş. Eşittir 1 oluyormuş. 3K'yı karşıya çarpı olarak atarsak 2K artı 2 eşit 3K. 3K'dan 2K'yı atarsak sağ tarafta K kalır. Demek ki K 2'ymiş. Kesir neydi? 2K bölü 3K idi. K yerine koyarsak K'da 2, kesirin 4 bölü 6 olduğunu buluruz. Pay ve paydan toplamını istiyor. 4 ile 6'yı toplarsak cevabı 10 olarak buluruz. Top seçmeyi garantilemek için en kötü durumu düşünmemiz gerekir. Mesela sarıları bitirmek kolay. 4 tane hepsini sarı çektiğimizi bilsek 5. top çektiğimizde maviye geçeceğiz falan, ama kırmızılar geç bitiyor. Dolayısıyla garantilemek için hepsini kırmızılardan seçtiğimizi düşünürsek 7 tane kırmızıyı bitirelim. Kırmızı bittiği için artık mavi ya da sarı seçeceğim. Bu sefer mavileri bitirelim. En kötü durumu düşündüğümüz için 5 tane mavi seçelim. Hepsinin mavi çıktığını düşünelim. Kırmızıları bitirdik, mavileri de bitirdik. Bundan sonraki ilk top zaten sarı çıkacaktır. Bir tane daha seçmem yeterli. Dolayısıyla garantilemek için 13 tane top seçmeliyim. 13 tane top seçtiğimde mutlaka ve mutlaka her renkten birer tane en azından top olacaktır. Normalde hesabı 10 öğrenci eşit bölecekmiş. 10 öğrenci ödeseydi eğer, kişi başına x lira ödediğini düşünürsek hesap 10x olacaktır. Yani hesap 10x olacaktı. Ama 2 öğrenci unuttuğu için geriye 8 öğrenci kalıyor. Bu 8 öğrenci de 5'er lira daha fazla ödüyormuş. Yani x artı 5'er lira ödüyorlar. Bu da hesaba eşit. Dolayısıyla bu eşitlikten, bu denklemden istediğimizi buluruz. 8'i dağıtalım. 8x artı 40 10x. 8x'i sol taraf eksi olarak alırsak 2x eşittir 40. X eşittir 20 bulunur. Hesap 10x'ti. 10 çarpı 20'den hesabın biz 200 lira olduğunu buluruz. Bizden istenen doğru cevap. Doğru cevaplar x tane olsun. Yanlış cevaplar da toplam 20 soru olduğu için 20 eksi x olacaktır.
Doğru soruya 5 puan veriliyor. Demek ki topladığı artı puanlar 5x, çıkanlar eksilenler ise eksi 4 puan verilecek. 4 çarpı yanlış sayısı yani 20-x. Ve yarışmacının tamamladığı, aldığı puan eksi 35. Evet, denklemimiz bu. Eksi 4'ü dağıtalım. Ne olur burası? Eksi 80 artı 4x olur. 4x ile 5x'i toplarsak 9x. 80'i de karşıya atarsak ne yapar? Artı 80 olarak geçer. 45 olur. O halde x 5'tir. 9 kere 5 45. Zaten x benim aradığım doğru cevap sayısı. Sıkıştırıldığında 3'e bölündüğü için yayın boyunu biz 3x alabiliriz. Yay. 3x uzunluğunda sıkıştırıldığında 3'te 1'ine düşüyor. X oluyor. Uzatıldığında 4 katına çıkıyor. 3x'i 4 ile çarparsak 12x oluyor ve bunlar arasındaki fark da 88. Yani uzun hali eksi kısa hali 11x eşittir 88 santim, x eşittir 8 olarak bulunur. Yayın uzunluğu 3x olduğu için 3 çarpı 8 24 santim uzunluğundadır. Bizden yanlış cevap isteniyor. Yanlış cevap x tane olsun. Doğru cevap da 60 soru olduğu ve hepsi cevaplandığı için doğru cevap sayısı da 60 eksi x olur. Neti bulmamız lazım. Doğru cevaplardan yanlış cevapların 4'te 1'ini çıkartırsam 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için neti bulmuş olurum. Parantezin içindeki net sayısı ve her bir nete de 4 puan veriliyormuş. 140 puan alınmış. 4'ü hemen karşıya bölü olarak atarsak, 140'ı 4'e bölersek sağ tarafta 35 kalır. Sol tarafta da şurada payda eşitleyelim. Burada payda eşitlediğimizde eksi 5x bölü 4 buluruz. Ne oldu şimdi? 60 eksi 5x bölü 4 eşit 35 oldu. 60'tan kaç çıkarırsam 35 kalır. Tabii ki 25. Demek ki 5x bölü 4 25. Buradaki 25 ile 5 sadeleşirse sağ tarafta 5 kalır. 4 ile çarpı olarak geçerse x yani yanlış cevap sayısı 20 olarak bulunur. Şimdi bu 15 kişi de bir kişiye ayırırsam şimdi bu bir kişinin tokalaşmalarını bulacağız. 14'ten tokalaşma yapması gerekiyor. Bunu bir kere şuraya not alalım. 14. Artık bu bir kişi tüm tokalaşmalarını yaptı. Bunu kenara ayırıyorum. Bu 14 kişinin kendi arasındaki tokalaşmalara bakmam lazım. Burada da bir kişi ayıralım. Bu bir kişi de bu deminki ayırdığımızdan hariç bir 13 tane tokalaşma yapması gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde 13, 12 artı nokta nokta 1'e kadar gideriz. En son kalan 2 kişide de bir tokalaşma gerçekleşecektir. Birer birer birden başlayalım. Yani birer birer artan toplamı biliyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Yani 14 çarpı 15 bölü 2'dir. 14'ü 2'ye bölersek 7. 7 ile 15'i çarparsak 105 tokalaşma olduğunu buluruz. 16 takım tüm takımlar birbirleriyle birer kez karşılaşmış. Önce kaç tane karşılaşma olduğunu bulalım. Karşılaşma sayısı 16 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı. Çünkü ikişer ikişer kaç tane farklı alt küme oluşursa o kadar karşılaşma olur. Bu da 16'nın ikili kombinasyonuydu. 16'dan 2 geri gidiyorum, 16 dahil. 16 çarpı 15 bölü 2 faktöriyel yani 2. Sadeleştirdik 8. 8'e de 15'i çarparsak 120 karşılaşma olduğunu buluruz. Kaç tane maç görevi var? Bunu hesaplayalım. 120 maç yapılmış. Her maçta da 12 futbolcu, çünkü 6'şer kişilik takımlar oynuyor. Maç görevi olduğuna göre 120 çarpı 12 tane maç görevi var demek. Tabii yedek oyuncular maçlarda alınmıyor. Ancak kadro seçilirken 10 kişilik kadrolardan farklı altılı kişiler seçilmiş olmalı ki herkes eşit maç yapmış olsun. Bunu biz oyuncu sayısına bölersek herkes eşit maç yaptığı için bir futbolcunun kaç maçta görev aldığını bulmuş oluruz. Kaç tane oyuncu var? 16 takım var. 16. Her takımda da 10 kişi var. 16 çarpı 10. Bu bize istediğimizi verecek. 120'yi 10'a böldüm. 12. 12'yi ve 16'yı 4 ile sadeleştim. Burada 3 kaldı. Burada 4 kalacak. Onu bir daha bununla sadeleştirirsem 12 ile. Burada da 3 kalacak. Aşağıda 1 kalacak. 3 kere 3. Demek ki her oyuncu 9 maçta görev almıştır.
Şimdi 16'da bu saatler çalışmaya başlıyor. Sonraki gün, hemen bir sonraki gün saat 12'ye kadar zaman geçiyor. 16'dan bakın gece yarısına kadar, 24'e kadar kaç saat geçecek? 8 saat geçecek. 24'ten de 12'ye kadar, saat 12'ye kadar da bir 12 saat daha geçecek. Demek ki toplam 20 normal saat geçmiş. Yani 20 saat sonrasından bahsediyoruz. Normal saat 12'yi gösteriyor ama normal bozuk olan saat saatte 5 dakika geri kalıyor. 20 saatte ne kadar geri kalır? 20 çarpı 5, 100 dakika, yani 60 dakika bir saat olduğuna göre 1 saat 40 dakika geri kalmış olur. Normalde 12'yi göstermesi gerekirken 1 saat 40 dakika geri gidersek bozuk saat 10.20'yi gösterecektir. X'i 2.5'a bölelim. Bu kaçla çarpmak demektir? X'i 1 bölü 2.5'da çarpmak demektir. 1 bölü 2.5'un paydasını 4'te genişletirsem X çarpı 4 bölü 10 olacaktır. 4 bölü 10'da nedir? 0,4'tür. Yani x çarpı 0,4 olacaktır. Demek ki 2,5'a bölmek demek 0,4 ile çarpmak demektir. Cevap B seçeneği. 6 kilo 222 gram kolimiz var. Bunun 5 kilosunu ayıralım. Çünkü 5 kilosuna ödeyeceğimiz para zaten kampanya gereği kargo şirketinin, 10 kilogram değil, 10 lira. Diğer kısmı 1 kilo 222 gram. Bu da ne yapar? 1200, 1 kilo 1000 gram olduğuna göre 1222 gram yapar. Fazla gram için gram başına 0,03 lira ödeniyormuş. O zaman 1222'yi 0,03 ile çarpmam lazım. 3 ile çarparsam 3666 yapar. 2 tane virgül koyarsam 36,66 yapar. 10 lirada 5 kilosuna ödemiştim. Demek ki toplamda 46,66 lira ödemesi gerekir.